Hepinize merhabalar canım Mutfak Aşkı mutfağına ve kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber patatesli ıspanak gratin yapacağız. Bu yolda ıspanaklı patates gratin her iki şekilde de teneffüs edilebiliyor. Yemeğin yanına misafirlerinize ara sıcaklığınızda yapacağınız enfes bir tarif ve herkesin bayıla bayıla yediği bir yemek. İsterseniz şimdiye beraber tarife geçiyoruz. Önce şöyle patateslerimi soydum ve ince dilimledim. Çok kalın değil, çok ince de değil. Orta incelikte dilimledim. Üzerine biraz karabiber, tuzunu ekledim. Biraz zeytinyağı ekledim. Sıvı yağı da fark etmez. Ve güzelce harmanlıyorum. Bir borcama yemeğimizi yapacağımız tepsiye bu şekilde hepsini diziyoruz yani. Tamamen altını, tabanını kaplayacak şekilde dizelim. Bu arada fırınımızı 200 derecede açtık. Yüksek ayarda koymanızı istiyorum. Yoksa patates kızarmaz, haşlanmış gibi olur. Önceden güzelce ayıklayıp yıkadığım ıspanaklarımı iyi bir şekilde doğruyorum. Tamamı ocağa aldım. İçine sıvı yağ, yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koydum. Ve doğranmış, yarım ay şeklinde doğranmış, orta büyükte bayağı bir büyük bir soğanı kavuruyorum. Ben yarım ay şeklinde sevdiğim için yarım ay şeklinde doğradım. E, piyazı yani. Siz isterseniz tabii ki yemeklik doğrayabilirsiniz. Soğanımı çok öldürmeden üzerine ıspanağını ekliyorum. Şöyle biraz tuz da ekliyorum ama tuzun tam ayarlamadım. Sonra tekrar tadına bakarak ayarlayacağım. Kapağını örtüyorum. 5-10 dakika kadar kapalı bir şekilde pişiyor. 5 dakika yeterli. Ocağın ısısına e, bağlı. Zaten ıspanak çabuk pişiyor. 5 dakika sonrasında kapağını açık tutuyorum. Bu arada tuzuna baktım. Az geldi tuzunu ekledim. Biraz karabiber, pul biber ve biraz toz kırmızı biberi de ekliyorum. Ve harmanlıyorum. Tüm suyunu çekene kadar pişiriyorum. Ve gördüğünüz gibi üzerinde su kalmadı. Yağını saldı. Ve bu arada patateslerimi de güzelce kızarmış fırından alıyorum. Ve üzerine pişmiş olduğum ıspanağını eşit bir şekilde dağıtıyorum. Her tarafına gelecek bir şekilde üzerini tamamen ıspanakla kaplıyoruz. İnanın ki e, ıspanak sevmeyen bu şekilde e, bayılacaktır. Ve e, favorisi olacaktır ıspanak yemeği bu, e, yemeyenlerin. Ve e, bir kenara aldım. Şimdi beşamel sosumu yapıyorum. E, bir tencereye yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı kadar tereyağı koyup erittim. 3 yemek kaşığı tepeleme şekilde unu ekleyip biraz kavurduktan sonra buçuk su bardağı sütümüzü ekliyoruz. Eğer daha cıvık olsun, böyle yemeğin üzerine dökerken e, akışkan olsun, içine doğru insin diyorsanız 1 litre tamamen koyabilirsiniz. Üzerine biraz tatlandırmak için e, karabiber ve tuzunu da ekledikten sonra yemeğimizin üzerine eşit bir şekilde dağıtıyoruz ve fırınımızı 170 derecede ısıttık şu an açık üzerini tamamen kaplayacak şekilde kaşar peyniri serpiyoruz kaşar peyniri çok yakışıyor Bu arada Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı yorum yapmayı ve lütfen Beğendiyseniz beni butona basmayı unutmayın. Bir nokta bir emoji bile olsa bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Nereden izliyorsunuz? Benden ne tarifler istiyorsunuz? Veya da Siz nasıl yaparsanız bu grepenin tarzında Yorum yapabilirsiniz. istediğinizi sorabilirsiniz. Şöyle dokusunu da size göstermek istiyorum. Dilimler halinde kesiyoruz. Ve ana yemeğimizin yanına Servis ediyoruz. Misafirlerimiz buna bayılacak inanın. Sevmeyen kalmayacak diyelim. Ispanağı bu tarifle sevmeyen kalmayacak. Başka bir videoda görüşünceye dek.